bidat ehliyle dostluk kurmak. Sual. Bidat ehliyle dostluk kurmakta mahsur var mı? Cevap. Bidat ehliyle arkadaşlık yapmak, oturup onunla sohbet etmek caiz değildir. İmam Rabbani Hazretleri, iyi biliniz ki bidat ehliyle konuşmak, kafirle arkadaşlık etmekten kat kat daha fenadır. Bidat ehlinden, yılandan canavardan kaçar gibi kaçmak gerekir buyurdu. Bidat ehlinden başka herkesi, dosta ve düşmana, Müslümana ve kafire, daima güler yüz, tatlı dil göstermelidir. Bidat ehline ve münafıklara ve açıkça günah işleyenlere tatlı dil ve güler yüz caiz olmadığı için, zaruret olmadıkça bunlarla karşılaşmamaya, görüşmemeye çalışmalı, görüşülürse zaruret miktarını aşmamalıdır bidat ehliyle görüşmeyi yasaklayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Bidat sahibine hürmet eden, İslamiyet'i yıkmaya yardım etmiş olur. Bidat ehline sert davran. Allahü Teala onlara düşmandır. Onlardan kaçın. Sizi dalalete, fitneye düşürmesinler. Hasta olurlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Karşılaşınca onlara selam vermeyin onlarla birlikte bulunmayın, birlikte yiyip içmeyin. Onların cenazelerine gitmeyin, onlarla birlikte namaz kılmayın. Onlar benden değil, ben de onlardan değilim. Onlarla cihat, kafirlerle cihat gibidir. Kim bidat ehlinden buz ederek yüz çevirirse, Allahü Teala onun kalbini korkulardan emin kılar ve imanla doldurur. Bidat ehline sert muamele edeni de en büyük korku gününde emin kılar. Bidat ehlini hakir ve zelil göreni de cennette yüz derece yükseltir. Bidat ehline selam veren veya onu sevindirici şeyle karşılayan Kur'an-ı Kerim'i küçümsemiş olur. Bir bidat ehli öldüğünde İslam'da bir fetih vuku bulmuş gibi olur. Bir bidat çıkaran ölmeden önce mutlaka onun kötülüğüne maruz kalır. Bidat ehlinden ilim öğrenmeye çalışmak kıyamet alametlerindendir. Bidat çıkarana, bunu yapana şeytan çok ibadet yaptırır, onu çok ağlatır. Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunye'de buyuruyor ki, Hadis-i şerifte bidat ehline Allah için sert bakanın kalbini Allahü Teala imanla doldurur ve korkulardan emin kılar buyurdu. Tasavvuf büyüklerinden Fudayl bin Iyad bidat söyleyenleri ve yapanları sevenlerin ibadetlerini Allahü Teala kabul etmez ve kalplerinden imanlarını çıkarır. Bidat ehlini sevmeyenin ibadeti az olsa da Allahü Teala'nın bunu affetmesi umulur. Yolda bidat sahibine karşı gelirsen yolunu değiştir buyurdu. Süfyan bin Uyeyne de bidat ehlinin cenazesinde bulunana cenazeden ayrılıncaya kadar Allahü Teala gadam eder buyurdu. Bidat ehlinden böyle uzak durmanın sebebi bidatin çok kötü bir iş olduğu içindir. Çünkü bidat çıkaran dine ilave yapıyor. Allah adına, Resulü adına hükümler koymuş oluyor. Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu hükümleri beğenmemiş oluyor. Her günahtan daha büyüğünü işlemiş oluyor. Bidat ehliyle niçin birleşilmiyor? Sual. Peygamber Efendimiz Allah'ın kulları Kardeş olun buyurduğuna göre birbirlerinin hatalarını görmeyip ehli sünnetle bidat ehli niçin birleşmiyor? Cevap. Bu hadis-i şerifin manası kardeş olmanızı sağlayacak şeyleri yapın demektir. Buna göre bidat sahiplerinin hak yolda bulunan Müslümanlarla kardeş olabilmeleri için bidati terk etmeleri ve sünneti kabul etmeleri gerekir. Bidate devam edip de ehli sünnet olanları kendileriyle kardeş olmaya çağırmaları açık sapıklık ve çirkin bir hiledir. Bidat ehliyle görüşmeyi yasaklayan hadis-i şeriflerden bazılarını yukarıda bildirdik. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Bugün kalpler kararmış olduğundan bazı bidatler güzel görünse de hepsinden kaçınmak gerekir. Kıyamette hepsinin zararlı olduğu anlaşılacaktır. Hadis-i şerifte her bidat sapıklıktır buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'de ise, bazı şeyleri faydalı sanıp seversiniz, halbuki sizin için zararlıdır buyuruldu. Bid'atin zararı büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir bid'at çıkarınca, bir sünnet kaldırılmış, eksiltilmiş olur. Bid'atten sakının, her bid'at dalalettir ve her dalalet ehli de ateştedir. Bid'at ehlini hoş görme Sual bir yazar, mezhepsiz yazarların kitaplarında yanlışlık ve bid'at de olsa hoş görmek, yumuşak davranmak ve bir kardeş olarak onları sevmek gerekir. Mezhepsiz alimlerin kitaplarından uygun olanı alırız, yanlış olanı atarız diyor. Bu caiz midir? Cevap Yazar, bid'at ehline sevgiyle bakmalı, kardeş olmalıyız diyor. Peygamber Efendimiz de bid'at ehline selam vermeyin, sert davranın. Allah onlara düşmandır Onlardan kaçın. Sizi dalaleti, fitneye düşürmesinler. Onlarla birlikte bulunmayın. Onlarla namaz kılmayın. Birlikte yiyip içmeyin. Cenazelerine gitmeyin. Kız alıp vermeyin. Ben onlardan değilim, onlar da benden değildir, buyuruyor. resul Ekrem Efendimiz böyle buyururken, yazarın öyle davranması caiz olur mu? Kitaptaki faydalı yeri alır, zararlısını atarım demek çok yanlıştır. Bir kitapta itikadı zedeleyen, İnsanı küfre düşürücü bir ifade bulunursa elbette o kitap çok zararlıdır. Kitap bilgi öğrenmek için okunur. Bilmediği bir şey onu küfre düşürebilir. Ebedi felaketine sebep olabilir. Bir şeyin hak veya batıl, faydalı veya zararlı, iyi veya kötü olduğunu bilen o konudaki kitabı niçin okusun? Bilmiyorsa batılı hak, kötüyü iyi, zararlıyı faydalı zannedebilir pisliğin içinde faydalı şey ararken üstüne necaset bulaşmasa bile en azından kokusundan zarar görür. Bunun için mezhepsizlerin kitaplarını okumak çok zararlıdır. Dinimiz noksan değil ki bir mezhepsizin kitabına ihtiyaç duyulsun. İslam alimleri her meseleyi halletmiştir. Yenilik, reform adetlerde olur. ibadetlerde yenilik olmaz. Kötü alim, mezhepsiz alim olur. Fakat mezhepsizliği över gibi mezhepsiz alimlerin iyi yönlerini almalıyız demek hoş değildir. Sivri akıllının biri şeytanı görmek istermiş. Bir evliyaya yalvarmış. Evliya da şeytandan insana fayda gelmez demişse de adam çok yalvarmış. Nihayet duası kabul olup şeytanı görmüş. Şeytan bunu görünce seni bir vuruşta öldürürdüm ancak ömrüne daha kırk yıl var demiş. Adamsa 20 yıl günah işlerim sonra tövbe eder kalan 20 yılı da ibadetle geçiririm demiş. Fakat 20 yıl yaşamadan günahlar içinde ölmüş. Şeytanın yoldaşlarının kitaplarını okuyanların oradaki zehirlerden etkilenmemesi mümkün değildir. Zehirle şaka olmaz. Azıcık zehirden ne zarar gelir denmez. Yahut elimi bir defa yılanın veya aslanın ağzına koysam acaba bir zararı olur mu demek ahmaklık olur. Aslan insanın canını alır. Şeytan ve yoldaşları ise insanın sonsuz felaketine sebep olurlar. Hayırlı işler ve ibadetler Sual, kafir veya sapıkların ibadeti bir işe yarar mı? Kendileri sapık ama namazları çok güzeldir veya doğru mutezili olmak, sapık sünni olmaktan iyi demek caiz midir? Cevap, hayırlı işlerden Cenab-ı Hakk'ın en çok beğendiği cami yapmaktır cami yapmak çok sevaptır. Hadis-i şerifte Allah rızası için bir mescit yapana Allahü Teala cennette bir köşk ihsan eder buyruluyor. Hangi kafir olursa olsun hiçbir kafirin yaptığı iyilikler ahirette bir işe yaramaz. Kafir iman etmediği için bütün dünyaya büyük hizmeti dokunsa Allah katında zerre kadar kıymeti yoktur. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki kafirlerin cami yapmaları caiz değildir yerinde ve yarar bir iş değildir. Onların cami yapmaları ve diğer bütün beğendikleri işleri kıyamette boşa gidecek ve cehennemde sonsuz olarak cezalandırılacaklardır. Tevbe suresi 17. ayeti. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İşledikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. Hud suresi 16. ayeti. Bu konudaki iki hadisi şerif meali de şöyledir. Mümin olmayan cennete giremez. Cenneti sadece Müslüman olan girer. Kafirlerin ibadetlerinin yaptığı iyiliklerin boşa gittiğini bildirdikten sonra, şimdi de bidat ehlinin, dalalet fırkalarının ibadetlerine gelelim. İyi işlere, ibadetlere sevap verilebilmesi için düzgün iman sahibi yani ehli sünnet olmak gerekir. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti 73 fırkaya ayrıldı. Bunlardan 72 fırkası doğru yoldan ayrılmış, bidat ehli olmuştur. Bunlar sapık inançlarının cezası olarak cehenneme girecektir. Fakat Müslüman oldukları için cehennemde sonsuz kalmayacak, azap gördükten sonra çıkarılacaktır. Bunlardan fırkayı naciye denilen kurtuluş fırkasına da ehli sünnet denir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Tirmizi'deki hadis-i şerifte ümmetim 73 fırkaya ayrılır. 72'si dalalete düşer ve cehenneme gider. Yalnız bir fırkası kurtulur. Bu fırka benim ve eshabımın yolunda gidenlerdir buyuruldu. Bu fırkaya ehli sünnet denir. Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri buyuruyor ki, bugün için dört mezhepten birinde bulunmayan ehli sünnetten ayrılmış olur. Ehli sünnet olmayan da sapık veya kafir olur. Ehli sünnet olmayanın sapık veya kafir olduğu Bahr, Hindiye ve El besayirde de yazılıdır. Şüpheli delilleri yanlış tevil ederek ehli sünnet itikadından ayrılanlara fıkıh alimleri kafir demediler. Bagi, asi, bidat ehli yani sapık dediler. Kesin açık olarak anlaşılan tek bir manası olan delillere inanmayansa kafir olur. Mesela Ali ilahdır, Cebrail vahiy getirirken yanıldı diyen kafir olur. Çünkü bu sözler şüpheli delilleri yanlış tevil ederek iştihatla anlaşılan manalar değildir. Hz. Aişe'ye zaniye diye iftira eden ve babasının sahabi olduğuna inanmayan da kafir olur. Çünkü ikisi de Kur'an-ı Kerim'de açık olarak bildirilen delili inkardır. Nisa suresinin doğru yol gösterildikten sonra Resul'e uymayan, iman ve amelde müminlerden ayrılanı, o yolda küfür ve irtidatta bırakır, ve cehenneme atarız mealindeki 115. ayeti kerimesi ehli sünnet ve cemaatten ayrılmış olanların halini göstermektedir. Şu halde doğru mutezili olmak, sapık sünni olmaktan iyi demek cahillik alametidir. Mutezili veya diğer bid'at fırkaları dalalet ehlidir, yani sapıktır. Peki sapık bir fırka sapık sünniden iyi olur mu? İkisi de sapıktır. İslam alimleri şu kâfir öteki kafirden iyi demeyi küfür olarak bildirmişlerdir. Herhangi bir dalalet fırkasına iyi demek tehlikelidir. Sapık fırkaların hepsi bidat ehlidir. Hiçbirinin ibadeti kabul olmaz. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bidat ehlinin namazı, orucu, sadakası, haccı, umresi, cihadı, farzı, nafilesi kabul olmaz. Yağdan kılın kolayca çıkması gibi, İslamiyetten çıkması kolay olur. Sapığın namazı kabul olmadığına göre kabul olmayan bir ibadete kendileri sapık ama namazları çok güzeldir demek çok yanlıştır, cahilce bir sözdür. Kafir ve bidat sahibi Sual Mektubat-ı Rabbani'de bidat sahibiyle arkadaşlık etmek, kafirle arkadaşlık etmekten daha fenadır deniyor. Yani bidat sahibi olmak kafir olmaktan daha mı kötüdür? Cevap. Kafir denmiyor, kafir olmaktan daha kötü de denmiyor. Kafirlerle arkadaşlık etmekten daha kötü deniyor. Çünkü Müslüman genelde kafirin kötü olduğunu bilir, ona inanmaz. Fakat bidat sahibinin namaz kıldığını, dine uygun yaşamaya çalıştığını görünce ister istemez kalbi ona meyledebilir. Bozuk sözlerinin, bozuk itikadının tesiri altında kalabilir. Buysa onu felakete götürür. Çünkü bid'at ehlinin namazı, orucu ve diğer ibadetleri kabul olmaz. Bid'at ehlinden, yılandan, aslandan kaçar gibi kaçmak gerekir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir. Kiminle arkadaşlık ettiğinize dikkat edin. Bidat ehli cennete girecek mi? Sual. Bidat ehli Müslüman doğrudan cennete giremez mi? Cevap. Bidat ehli imanındaki bozukluk sebebiyle mutlaka cehenneme girecektir. Affedilmeleri mümkün değildir. Yani affedilmeyecekleri bildirilmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Ümmetim 73 fırkaya ayrılır, 72'si cehenneme gider, yalnız bir fırkası kurtulur. Bu fırka benim ve hesabımın yolunda gidenlerdir. Bidat ehli imanla ödürse sonunda elbette cennete gider. Fakat bu zamanda ehli sünnet itikadında olmayanın küfre düşmemesi, imanla ölmesi imkansız denecek kadar zordur. Çeşitli haramları işlemekten çekinmeyen ehli sünnet itikadındaki kimsenin de bidat ehli gibi küfre düşmesi çok kolay olur. Namaz kılmayan, içki içen bir kimsenin küfre düşmesi an meselesidir. Çünkü onda dini kaygı kalmamıştır. Rahatça küfre düşürücü söz ve harekette bulunabilir. Namaz kılmadığı içki içtiği için değil, bu günahlar onu küfre düşürebileceği için cehennemlik olabilir. Bir kimse icmayla ve zaruri olarak bildirilmemiş olan inanılacak şeylerde manası açıkça anlaşılamayan naaslara, yani ayeti kerime ve hadisi şeriflere yanlış mana verirse buna bidat ehli denir. Fakat dinde inanması zaruri lazım olan şeylere inanmayan, yani her Müslümanın işittiği, bildiği şeyleri tevilini bilmeden reddeden küfre girer değişiklik yok etmek demektir. Sual, bidat sahiplerini sevmemek, hatta buğdu fillah etmemiz lazım ama iç içeyiz, ne yapmamız lazım? Cevap, sevmemek başka, iyi geçinmek başka. Herkeste iyi geçinmek gerekir. Bidat ehli küfre düşmemişse Müslümandır. Din kitaplarımızda kafirlerin bile kendilerinin değil, itikatlarının pis, kötü, yanlış olduğu bildirilmektedir bidat ehlinin hali de buna benzer. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bidat ehli yapacağı değişikliklerle dini düzelteceklerini, olgunlaştıracaklarını zannederek bidat çıkarıyor, bidatlerin zulmetleriyle sünnetin nurunu örtmeye çalışıyorlar. Bunlar dinin noksanlıklarını tamamladıklarını iddia ediyorlar. Bilmiyorlar ki din noksan değil, kamildir. Dini noksan sanıp tamamlamaya, çağa uydurmaya çeşitli bidatler çıkarmaya çalışmak, Maide suresinin, bugün sizin için dininizi ikmal eyledim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyet'i vermekle razı oldum mealindeki üçüncü ayetine inanmamak olur. Her bidat sünneti ortadan kaldırır. Bidatler, reformlar, herhangi bir bakımdan olsa bile sünnetten fazla oluyorlar. Bu fazlalık sünneti değiştirmek demektir değişiklikse yok etmek demektir. Konunun herkes tarafından anlaşılması için basit bir örnek verelim. Mesela bir I harfi yazalım. I'nın üstüne yatay olarak çok kısa bir çizgi daha çizersek T olur. Peki I harfi ne oldu? Çok küçük bir çizgi yüzünden kayboldu gitti, T oldu. Bu nedir diye sorulduğunda T denir. Halbuki az önce İdi. Peki T harfinin üzerindeki bu çok küçük yatay çizgiyi biraz aşağıya koyarsak ne olur? T, kaybolup gider, yerine haç işareti olur. Yani bambaşka şey oldu. Üstelik kafirlerin saygı duyduğu, yaptığı bir işaret oldu. Bu nedir diye sorulduğunda haç işareti denir. Bu çok küçük yatay çizgiyi tam ortaya koyarsak ne olur? T kaybolup gider yerine artı işareti gelir. Bu nedir diye sorulduğunda artı işareti denir. Halbuki daha önce I idi. Bidatlerde buna benziyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin buyurduğu gibi değişiklik yok etmek demektir. Bu yok etmek mekruh olabilir, haram olabilir veya küfür olabilir. Bu yazılar iyi anlaşılırsa bidatin zararı bidat ehlinin hem dine hem kendine hem de başkalarına zararı daha iyi anlaşılmış olur. Bu yüzden bidat ehliyle olsun, kafirlerle olsun dostluk kurmanın, onların itikatlarını sevmenin zararına uğramamak için uzak durmak, görüşmemek lazımdır. Bu, kavga dövüş etmek, münakaşa etmek demek değildir. Onların itikatlarını sevmemek demektir. Bu yüzden herkesle iyi geçinmelidir. Münakaşa etmemeli, kaba davranmamalıdır. Bir kafir bile kelime-i getirip Müslüman olursa Tertemiz insan olur, din kardeşimiz olur.